Neden gitti? Sebebini biliyorsun bence. Bilmiyorum da Mehmet el kıza çok önyargılı davrandı. Bir şeyler sakladığını düşünüyorum. Belki de haklıdır Zeynep. Belki de. Sen iyi misin? İyiyim. Kötü mü görünüyorum? Yok canım, iyi görünüyorsun. Bu arada sen de iyi görünüyorsun. Yapma. Ne yapayım? Ne demek istediğimi biliyorsun. Tamam. O zaman yine aynı şeyi yapalım. Asıl mevzuyu konuşmayıp etrafından dolalım. Olur mu? Konuşacağımız her şeyi konuştuk. Tamam tamam, ben de senin gibi yapayım. Senin gibi kafam karışık olsun. Ne hissediyorsam onu söylemeyeyim. Samimi olmayayım. Takılayım öyle. Eyvallah. Benim kafam çok net. Bayağı net. Apekslerden başlayarak 6 milimetrelik kesitler alacağız. Ayrıca fikrini değiştirirsen müsait olacağımı bilmeni isterim. Bunu duymaktan ne zaman sıkılacaksın acaba? Ben seninle takılmak istemiyorum ya da herhangi bir şey yapmak. Zeynep, büyütmene gerek yok. Gerçekten. Sadece bilmeni istedim. Emre. Salı günlerinin bunun için uygun bir gün olacağını karar verdim. Sen bana aniden aşık olmadın. Birine aşık olmak istiyordun. O sırada ben yanındım. Zeynep. Sorun değil. Gerçekten. Uzatmana gerek yok. Pazal akciğer seviyelerine geldik. Bizim bunu geride bırakmamız gerekiyor. Okey, tamam. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. Anlaşılmış olsa sürekli aynı konuyu açıp durmazsın. Ama hala uzatan sensin Zeynep. Bak bana. Ben senden hiçbir şey talep etmiyorum. Seni evine kadar takip etmiyorum. Senden hiçbir beklentim yok. Sadece haftada bir küçük, nazik, kibar bir hatırlatma. Yani bu da rahatsız edici sayılmaz bence. İzin versen. Teşekkür ederim. Hata yapmadan önce hata yapabileceğimizi anlayabilseydik ne güzel olurdu değil mi? Öyle bir dünya yok ne yazık ki. Yok. Maalesef. Ama olsaydı iyi olurdu. Seni bekleyeceğim Zeynep. Hazır olmalı. Tekrar beni görmeni bekleyeceğim. Boşuna beklemiş olursun. Zaman benim değil mi? Canım beklemek istiyor.